Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü sevgili seyirciler. Ardındansa 5 maddelik bir bildiri yayınlandı. İşte MGK'da görüşülenler ve sonrasında yapılan açıklamaların bildirinin detayları. Yılın ikinci MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. 3 saat 45 dakika süren toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. 5 maddelik bildiride Ukrayna vurgusu dikkat çekti. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim konuşuldu. Sorunlar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gözetilerek çözülmeli vurgusu yapıldı. Barış çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Bildiride Türkiye'nin ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabaları sürecek ifadeleri yer aldı. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ne ayrı bir parantez açıldı. Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın sürmesi için ilgili maddeleri titizlikle uygulayacağı ifade edildi. Bildiride yer alan başlıklardan biri de Doğu Akdeniz'di. Türkiye'nin haklarının korunacağının altı çizildi. Ayrıca Libya'da demokratik sürecin işletileceği belirtildi. Irak içinse ülkede istikrar kalıcı olmalı çağrısı yapıldı. MGK toplantısında Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele adımları da masadaydı. Bir kez daha teröre karşı mücadelede kararlılık mesajı verildi.